Kıymetli çalışma arkadaşlarımı, değerli müdürlerimizi ve sevgili, hakikaten bu işte emeği olan, bu medeniyetin, bu kültürün, bu lezzetin ana mimarları, değerli çalışma arkadaşlarımızı, kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz diyelim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlayalım. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Ve zamanın ruhuna baktığımız zaman çok önemli bir dönemden geçtik. Dünya çok önemli bir sınavdan geçti. Küresel büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Ulusal büyük bir mücadele verdik. Ve yerel mücadelemizde de hamdolsun başarılı bir şekilde bugüne kadar geldik. Ve bugün de Hazreti Mevlana'nın söylediği çok güzel bir söz var. Dün dünde kaldı cancağızım diyor. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Artık bugün itibariyle yeniden bir şey söylüyoruz. Güçlü devlet, güçlü ülke tanımı değişiyor. Eğer gıda güvenliğini sağlayamıyorsa, eğer tedarik zincirini oluşturamıyorsa artık güçlü değiliz. O yüzden bizim burada o büyük devlet kavramlarının içini de herkesin kendinin üzerinden yapılandırması gerekiyor. Liderlik istiyor, lidersizsiniz. Önceliklerimizi belirliyoruz. İstihdam, yanınızdaki çalıştırdığınız her bir arkadaşınız 5 kişi geçindik, çalışmak zorunda. Koordinasyon, işte sizinle koordine olmak için bir aradayız. Bir insanımızı daha bu sistemin içinde tutmak, bir kişi daha işsiz kalmasın diye bunu yapmak zorundayız. Ve bizim en güçlü tarafımız misafirperverlik. Girişimciliğimiz, bunu Gaziantep başaramazsa kimse başaramaz. Kendi özgüvenimiz, sektör temsilcilerimiz, cazibe merkezlerimiz, eğlence parklarımız, hepsinde Gaziantep'te karşılığı var. Ve en önemlisi tüketici güveni. Turizm tekrar yeniden başlıyor. Özel sektör, hükümetimiz ve topluluklar hep birlikte sektör temsilcileriyle yeni bir bismillah diyeceğiz. Lezzetin başkentinin yanına şunu söylüyoruz. Artık sağlıklı lezzetin başkentiyiz. Artık hijyenin başkentiyiz. Temizlik en önemli kısım. Restoranlarımızdaki en önemli kısım. 4 aşamayla geliyoruz. Biraz sonra Fikret kardeşim anlatacak. Birincisi eğitim. Eğitim, eğitim. Biz kendi içimizde başladık. Mutfak Sanatları Merkezi'nde ciddi bir şekilde eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı sertifika programında hijyen eğitimiyle ilgili kısmı yapacağız. Birincisi bu. İkincisi bunu taşlandıracak sertifikasyon. Mutlaka bir sertifika. Adam o sertifikayı görünce camında diyecek ki güven duyacak. Ben burada tıraş olabilirim. Ben burada yemek yiyebilirim. Dolayısıyla o sertifikamızın altında şu yazıyor. Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi. Bu şehri buna hazırlayacağız. Bu şehri buna hazırlayacak gücümüz, kuvvetimiz var. Niye? Aşkla çalışan yorulmaz. Biz birbirimizi seviyoruz. Biz birbirimizi bugün de tanımıyoruz. Neyi yapıp neyi yapamayacağımızı da gayet iyi biliyoruz. Milyonlarca insanı buraya çeken bir çekim gücü var, kültür var, turizm var, yetişmiş insan gücü var, beşeri sermaye var, 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 var. Özgüvenimiz var. Birbirimize muhabbetimiz ve sevdamız var. Bunu birlikte başaracağız diyorum. Her yerde her şey fıstık gibi olacak diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım gerçekten söylenmesi gerekenleri çok güzel ifade etti. İlk bu işe nasıl başladık? Şimdi Gaziantep zamanıyla başlamıştık ama Ramazan ayında Sayın Bakanımızla bir görüşmemiz oldu. Evet Covid var dedi, korona var. Ama bu iş düzelecek. Önemli olan biz bundan sonra ne yapacağız? Onu bir çalışalım istedik. Biz de Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sizler için bir çalışma yaptık. Benim hoşuma giden aslında Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız çalışmanın birebir örtüşmesi. Çünkü gerçekten Gaziantep'te bizlerle birlikte çalışan çok kıymetli gıda mühendislerimiz, değerli arkadaşlarımız ve sektörün değerli temsilcileri varmış. Çünkü yaptıkları çalışmalar ve beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde aldığımız önlemlerin
hemen hemen birebir Sağlık Bakanlığı'yla aynı olması bizleri mutlu etti. Allah bir daha böyle bir musibet bize göstermesin. İnşallah yüzlük yüz kuyruğuna geldik, bunu savacağız. Bundan sonra da hep birlikte, sen ben yok. Sen ticaretin ben esnaf olasıyım değil. O eskidenmiş, o eskiden bir eski kafalar gitti. Biz eski kafalar değiliz. Biz ticaret olsun olsun, sahil olsun olsun, hangi hesabımız olsun, biz beraberiz. Hangi hesabımız sınırda varsa da beraber halledeceğiz. Başımızda valimiz var, başımızda Büyükşehir Belediye'miz var, ilçe belediye başkanlarımız var. İnşallah bütün nasıl üste geldiysek bundan sonra da ekonomi de olsa, az önce Sayın Bakanım'ın açıkladığı gibi 2010 yılındaki o bela nasıl savunursak ve ondan sonra geri gelen belaları nasıl savunursak, bunu nasıl savuyorsak, bundan sonra inşallah savacağız. Evet, Gaziantep fıstık gibi olacaktır, fıstık gibi şehir olacaktır. Teşekkür ederim. Gaziantep gastronomi şehri, sanayi şehri. Bizim adımız sanayici değil ama birçoğumuzun yanında 20, 30 ve 200, 250 personel çalışıyor. Bu şehrin istihdamının %30'unu bizler sağlıyoruz. Şu anda bu konuşmayı bu mesleğin içerisinde olduğu için yapıyorum. Birazdan da Gaziantep Ticaret Başkan Vekili olarak bir şeyler söyleyeceğim. Ben sizler adına ve şahsım adına bu kadar büyük sektörler varken gastronomiyi birinci sıraya koyduğundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı'na gerçekten teşekkür ediyorum.